Aziz millet, bundan 8 ay önce çok ağır bir deprem felaketi yaşadık. On binlerce canımızı yitirdik. Yaralarımız hala sarılamadı, hala iyileşmedi. Böyle bir dönemde İyi Parti olarak bizim görevimiz yerel seçim gündemine de deprem tehlikesini taşımaktır. Çünkü maalesef bugün geldiğimiz noktada en önemli ve acil sorunlarımızdan biri rant odaklı şehirleşme anlayışıdır. Son 50 yılda yapılan plansız inşaatlar kent dokusunu, kent estetiğini bozduğu gibi şehirlerimizi de güvenle yaşanılmaz hale getirdi. Ne yazık ki ülkemizin şehir planlamasındaki uygulamaları batının da doğunun da fevkalade gerisinde kaldı. El alem aynı çimento, aynı tuğla, aynı demirle sanat eseri gibi güvenli şehirler inşa ederken Türkiye AK Parti'nin rant düzeninin pençesinde çirkin, çarpık ve güvensiz binalar çöplüğüne dönüştü. AK Parti iktidarında kentlerimiz doğayla uyum içerisinde insanlarımızın huzur ve güvenle yaşamaları için değil, daha fazla rant için inşa edilir oldu. Ez cümle, yerel seçimlere alarm veren bir şehircilik sistemiyle giriyoruz. AK Parti'nin 22 yıllık iktidarı Türkiye'yi pek çok alanda dünyanın gerisinde bıraktığı gibi şehircilik alanında da medeni dünyanın uzağında kaldık. Şehirlerdeki imar rantı AK Parti'ye o kadar tatlı geldi ki bilinçli olarak iç göçü özendirmeye başladılar. Bugün geldiğimiz noktadaysa 85 milyonluk ülke nüfusunu sadece 10-15 devasa şehirde toplamayı hedefleyen tehlikeli bir şehirleşme anlayışıyla karşı karşıyayız. Nitekim Sayın Erdoğan'ın ve ekibinin şehircilik tasavvurunu en net şekilde gösteren örneklerinden biri de İstanbul'un Bağcılar ilçesidir. Türker Başkan fotoğraflarını gösterdi. Buradan göstersem göremezsiniz. Yani anlaşılamıyor ama korkunç. Şimdi anlatacağım neymiş. Değerli dava arkadaşlarım, Bağcılar 1992 yılında Bakırköy'den ayrılarak ilçe yapıldı. O günden beri de hep AK Partili belediyelerce yönetildi. Başka hiçbir parti görmedi Bağcılar. Yani aslında Bağcılar %100 AK Parti zihniyetinin bir eseridir. Yani Sayın Erdoğan'ın itiraf ettiği, İstanbul'a yaptıkları o büyük ihanetin gerçek bir vesikasıdır. 800 bin nüfusluk bir ilçe olan Bağcılar'da yol yok, kaldırım yok, piknik alanı yok. Kişi başına düşen yeşil alan sadece 0.7 metrekare. Yanlış anlamadınız ha. Yanlış söylemedim. 0.7 metrekare. İnanabiliyor musunuz? 1 metrekare bile değil. Evler adeta birbirinin üzerine çıkacak şekilde bitişik nizamda inşa edilmiş. Vatandaş nefes almak istese neredeyse oksijen yok. Yollarında arabalar ilerleyemiyor. Bir yerden bir yere gitmek için adeta çile çekiyorsunuz. Kültür ve sanat merkezleri yok. Spor tesisleri yetersiz. Annelerin çocuklarını alıp götürecekleri parklar yok. Nerede bir karış boş alan bulsalar hemen imara, ranta, rüşvete açıyorlar. İşte size sözde gönül belediyeciliği. İşte size AK Parti'nin şehirleşme anlayışı. Betona hapsedilen 800 bin insanımız. İşte bu yüzden biz İYİ Parti olarak yetkiyi aldığımızda öncelikle tüm il ve ilçelerimizde rantı, rüşveti engelleyeceğiz. Ve kapsamlı bir kentsel dönüşüm için gerekli kaynağı oluşturacağız. Göreve geldiğimiz gibi imar planlarını düzenleyecek ve tüm şehirlerimize kaybolan kimliklerini yeniden kazandıracağız. Aziz milletim, her şeyden önce İYİ Parti'nin yönettiği şehirler en hızlı dönüşen şehirler olacak. Kentsel dönüşümün en iyi ve en hızlı örneklerini biz gerçekleştireceğiz.
81 ilimizin birbirine yakın büyüklükte nüfuslara sahip olduğu yeni bir dengeli şehirleşme anlayışını ortaya koyacağız. 5 şehirde 20'şer milyonluk 5 şehir yerine eşit nüfuslara sahip, eşit nüfus olmasına gayret ettiğimiz şehirlerle bu ülkeyi yeniden tanıştıracağız. İmar planlarından oluşacak rantın birilerinin cebine değil, kentin paydaşlarına aktarılacağı yeni bir imar sistemi oluşturacağız. Yerel yönetimlerde ahlaklı insanları göreve getirmekle kalmayacağız. Aynı zamanda yolsuzluğa geçit vermeyecek yeni bir yönetim standardı da getireceğiz. İYİ Parti belediyelerinde şaibeli iş olmayacak. Yönettiğimiz belediyeler bağımsız denetim firmalarınca denetlenecek. Tüm ihaleler şeffaf ve kapalı zarf usulü ile yapılacak. Tüm şartnameler adil ve kapsayıcı bir şekilde hazırlanacak. Özellikle büyük şehirlerimizi çağın gereklerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre yeniden tasarlayacağız. Paylaşım ekonomisini destekleyeceğiz. Trafik altyapısını, yeni nesil ulaşım çözümlerini destekleyecek ve destekleyecek biçimde yeniden düzenleyecek. Trafik denetimindeki sorunları yapay zeka ile çözeceğiz. Şarj istasyonlarını yaygınlaştıracak, ana yolları da otonom sürüşe uygun bir hale getireceğiz. Ayrıca İYİ Parti belediyeleri sığınmacı istilasına karşı da etkin mücadele edecek. Sığınmacılara kira ve mülk satışına izin vermeyecek.